Hocam selamlar. Selim Hoca ben. Bugünkü konumuz Adverbial Clause'lar. İsmi biraz yabancı gelebilir. Türkçe'ye biz bunu ne diyelim? Bağlaşlar konusu üzerinde duracağız. Hocam bağlaşlar YDS, YÖK dil ya da YKS dil artık Türkiye'de yapılan ÖSYM'nin ya da YÖK'ün yaptığı sınavlarda en fazla çıkan konu. Bağlaşlardan çıkıyor. Bir zamanlar, iki bağlaşlar. Dolayısıyla bağlaşlar üzerinde uzun uzun duracağız. Ne yapacağız? şu dört madde üzerinden gideceğiz. Konu bittiğinde ne demek bu konu hocam? Örneğin şimdi sebep bildiren bağlaçları çalışıyoruz. İşte as because since bir sürü bağlaç var. Bu konuyu çalıştık notlarımızı alırken Türkçesi ney? Hocam as ne demek? While ne demek? Whereas ne demek? As soon as ne demek? Bunların Türkçesini bileceğiz. Birinci basamak bu. Sonra eş anlamlarını bileceğiz. Bu bağlaçların yerine geçecek bağlaç var mı? Ezin yerine bir koz kullanılır, onun yerine siz kullanılır. İnezmaçez kullanılır gibi eş anlamıyla kullanılacak bağlaçları bileceğiz. Üçüncü olarak, YDS'de işimize pek yaramayacak ama YDS değil de YÖK dilde, YKS dilde de karşımıza çıkacak, işimize yarayacak bu madde. Bu bağlaçlardan sonra cümle mi gelir? İsim mi gelir yoksa fiilin yalın hali mi gelir? Bu önemli. Son olarak dördüncü maddemiz ki en önemli madde bu hocam. Bu bağlaçların görevi ne? Cümleye katlı anlam ne? Zıtlık mı bildiriyor? Sebep mi bildiriyor? Sonuç mu bildiriyor? Bunu görmemiz. Zaten sınavda hocamız bize ezin anlamını bilip bilmediğimizi sormuyor hocam. Bu cümleyi doğru anlıyor muyuz? Onu soruyor. Bu açıdan şu dört madde çok önemli. Her bir konu bitiminde lütfen notlarımızı buna göre alalım. Dedikten sonra bu çerçevede teker teker inceleyelim bağlaçlarımızı. Sebep bildiren, neden bildiren bağlaçlar. Şu gördüğümüz liste. En çok hangisi çıkıyor karşımıza? As, because, since. Türkçesi için ya da çünkü. Hocam şöyle gördüğümüz yuvarlak kısımlar, ekstra dikkat etmemiz gereken ifadeler, tiyolar. Navdet. Bu ifade... Madem ki diye çeviririz hocam. Madem ki 18 yaşına geldin artık. Yani 18 yaşına geldiğin için artık kendi kararlarını kendin verebilirsin gibi. Bu bağlaçlar, bu navdet bağlacı present yapı sever. Daha çok da present perfectle kullanılır. Ve çevirisine de Hı, madem ki böyle oldu, böyle olduğuna göre şu şekilde yapalım gibi. Madem ki 18 yaşına geldin, boş ver ya takma falan gibi. Kendi kararlarını kendin ver Now that neymiş? Present yapısı sever. For. Bu bağlaçlardan farklı olarak for cümle başında kullanılmaz için anlamında. In that. Olması bakımından. Den dolayı. Çevirisi bu hocam. Bu cümle alır ama bir de bunun isim alan karşılığı var. O da in terms of. Neymiş? Olması bakımından, açısından. Bu üç tane ipucuna dikkat dedikten sonra hemen birkaç tane cümle çevirisi yapalım. Şimdi sınavdayız hocam. Hocamız bize bu bağlacı sormuş. Ne yapmış oraya? İşte yazmış, despite yazmış, although yazmış. Bir sürü bağlaç yazmış. E ne diyelim biz buna? When yazmış mesela. Diyor ki bu bağlacı yerleştirin. Boşluğu vermiş bize. Çeviriyi yapıyoruz. Sınavdaymış gibi. Jason sahipti. Neye sahipti? Yeterli niteliklere sahipti. İkinci cümleye bakalım. İşi aldı. Nasıl aldı? İşi kolaylıkla aldı. He, burada ne var? Cümle var. Cümle olduğuna göre ne olacak? Bağlacımız despite olamaz. Neden? Çünkü despite'dan sonra ne gelir hocam? İsim gelir. Cümle gelemez. Elediniz. Evet. Niteliklere sahip olduğunda olabilir. Olabilir bu bağlacımız. En doğru bağlacımız ne hocam? Because. Çevresini yapalım. Buyurun. Jason yeterli niteliklere sahip olduğu için ne yaptı? İşi kolaylıkla aldı. Sebep, sonuç. Niye aldı hocam? Çünkü yeterli niteliklere sahipti. Soru çözme mantığı bu şekilde olur. Önce anlamını bileceğiz. Değil mi hocam? Cümle mi alır, isim mi alır? Onları görebileceğiz. Since. iki tane anlamını biliyoruz. İki bağlaç anlamı var. Biri den beri, öbürü ise için ya da çünkü. She couldn't understand what he said ne dediğini ya da dediği şeyi diye çevirin hocam. Bir daha söylüyorum. No unclose konusu ne dediğini ya da söylediği şeyi anlayamadı. Neden? Çünkü çok gürültülüydü. Bu kısmı kesip cümlenin başına alabilirsiniz. Çok gürültülü olduğu için cümlenin ortasında olduğu zaman çünkü diye çevirin. Cümlenin başında olduğu zaman için diye çevirin. Çok gürültülü olduğu için ne yapamadı? söylediği şeyi anlayamadı. Yani yer değiştirebilirsiniz. Yine hocam Mr. Merton doktor olduğu için doktor olduğuna göre sana tavsiyede bulunabilir. Seeing as, seeing that için anlamını veren başka bağlaçlarımız. Evet. This was a good decision. İyi bir karardı. It worked for you. Çalıştı, işe yaradı. İşe yaradığına göre, işe yaradığı için demek ki bu karar doğru bir karardı. Evet en çok gördüğümüz bağlaçlarımız because, since, as, biraz daha nadir in as much as, seeing that ve seeing as neredeyse hiç sınavlarda karşımıza çıkmayan bağlaçlar. Evet onun için ne yaptık hocam? We felt sorry for him. Onun için üzüldük. In as, much as they couldn't recognize that they were wrong. Yanıldıklarına varamadıkları için onlar adına üzüldük. In as, much as. Because, since, as. Neydi Navdet? Madem ki. Madem ki ne seviyordu? Present perfect seviyordu. Madem ki çocuklar evden ayrıldı, üniversiteye gittiler ya da işte evlendiler, ne yapabiliriz? Eşi ne diyor? Birbirine konuşuyorlar belli ki. Daha küçük bir eve taşınabiliriz. Madem ki yerleştin, neden ciddi bir şekilde çalışmaya başlamıyorsun gibi kullanımları görüyoruz. For için ne demiştik hocam? For cümle başında gelmez için anlamında. Çocuklar ne yaptılar? Soon. Ne demek hocam? Sınavdayız. Soon. Coming soon. Sinemalarda falan yazar ya. Yakında. Çok geçmeden. Hemen. Ne yaptılar? Yollarını kaybettiler. Çünkü they had never been in the forest. Ormanda olmamışlardı, bulunmamışlardı. Daha önce tek başına. Evet çocuklar kısa sürede yollarını kaybettiler. Soon'u buradan vermiş. Daha önce hiç ormanda tek başlarına kalmamışlardı. For, çünkü. Cümlenin başında gelmedi. Evet, üyeler bir anlaşmaya varamadılar. Couldn't reach, couldn't come to an agreement. Neden? Çünkü her birisinin farklı bir fikri vardı. On the grounds that... Önemli bir bağlacımız gene hocam. Kanun tasarısına çok kısıtlayıcı olduğu gerekçesiyle olduğu için Hocam ground zemin demek sebebiyle, gerekçesiyle diye çevirelim. They oppose. Karşı geldiler. Neye? Bil. Fatura değil, kanun teklifine. Neden? Çünkü bu kanun teklifi too restrictive'di. Sıfatın önüne too geldiği zaman ne yapıyordu? Aşırılık katıyordu. Çok kısıtlayıcı olduğu gerekçesiyle, sebebiyle. Şunu not alın hocam. On the grounds that. On the grounds bağlacı önemli bağlaç. In that. They have some problems with accommodation. Accommodation neydi hocam? Yurt dışına gidiyorsunuz, kiraya geçiyorsunuz, işte barınma dahil derler. Bazı problemleri var. In that they don't know anywhere here. Burada hiçbir yeri bilmedikleri için. Bundan dolayı kalacakla ilgili bazı sorunları var. Evet, yukarıdaki bağlaçlarımız neydi hocam? Bu bağlaçlardan sonra cümle geliyordu. Aynı anlamı veren ama kendilerinden sonra isim gelen bağlaçlara geçelim. Because neydi? Çünkü. Because of ne? Den dolayı. En çok karşımıza bağlaç çıkan bağlaçlar şu dörtlü. On account of'u az biliriz. O da den dolayı demek. Thanks to biraz daha böyle sayesinde diye çevirelim. İnternet sayesinde mesela bilgiye ulaşıyoruz. Bunlardan sonra gene ne geliyor hocam? Cümle gelmiyor. Bir ipucu vereyim size. Bir bağlacın yanında edat varsa bakın of gibi, to gibi, to gibi on account of thanks to the, olduğu gibi şurada gördüğünüz gibi kendisinden sonra cümle gelemez zaten. İpucu olsun. Hepsini aradan çıkarmış olun. Evet. They didn't go out for a walk. Yürüyüşe çıkmadılar. Kötü havadan dolayı. Hemen due to. Owing to because of. Ya da on account of. In view of her apology. Özründen dolayı. Normalde view manzara demek, görüş demek hocam in view of ise den dolayı. Özründen dolayı we decided to take no further action. Çevreye bakar mısınız güzelliğine? Şöyle birebir çevirelim. Biz karar verdik. Neye? Daha fazla aksiyon yapmamaya karar verdik. Bakın hocam. Özründen dolayı daha ileri götürmemeye karar verdik. Evet. Üzerine gitmemeye karar verdik gibi. In view of den dolayı yüzünden. O vintiyi biliyoruz zaten değil mi hocam? Thanks to'ya geçelim. Tecrübeli bir hocadır. Bunun yüzünden yani tecrübeli olduğu için she knows her students well. Öğrencilerini de iyi tanır demiş. Due to zaten biliyoruz. Den dolayıydı. Çok kaba bir insan olduğundan dolayı yani olduğu için aslında she has difficulty in alıyormuş hocam. Görün. Yani sadece bağlaş diye bakmayın cümleye. Rude person, kaba insan, kind'ın tam tersi mesela. Difficulty, edat olarak in alıyormuş. Zorluk yapıyor, zorluk yaşıyor. Nerede hocam? Making new friends at school, okulda yeni arkadaş edinmede difficulty in alıyor. Make friend neymiş? Collocation'la bakın. Arkadaş edinmek get değil, take değil, have değil değil mi? Arkadaş edinmek derken make friends ile kullanılıyormuş. Dedik. Evet, geçtik sonuç bildiren bağlaçlarımıza.